Adım Alca Kadaş, 45 yaşındayım. Evliyim ve 6 yaşında bir oğlum var. Yaklaşık 30 yıldır da çalışma hayatı içerisindeyim. İrem Bey'le tanışmam 2018 Aralık ayında aldığım meme kanseri teşhisi sonrasında gördüğüm onkoloji tedavileri esnasında onkoloji doktorumun yönlendirmesiyle oldu. Zira meme kanserini tedavisinin bir noktasında artık jinekoloji ile bir randevu almam. Çünkü belli bir dönem sona erdi mi, yani menopoza girdim mi girmedim mi, buna bağlı olarak ilaç kullanmaya devam edecek miyim sorusunu cevaplayabilecek belki de en yetkin kişilerden biri olduğunu düşündüğümüz için onkoloji doktorumun yönlendirmesiyle İrem Bey'den Sayın Ümit Hanım'la bir randevu aldık ve ona tanışmam o şekilde gerçekleşti. Bence bütün bu sağlık deneyimi esnasında en iyi tanışmalarımdan biriydi Ümit Hanım'la da tanışmam. Çünkü bilmediğim şeyden çok fazla korkarım. O bütün süreçle ilgili, onunla yürüteceğimiz kısmıyla ilgili beni oldukça aydınlattı. Onunla bağlantılı olarak da randevularım artık kendisiyle devam edecek. Çünkü benim yaşamakta olduğum bu sağlık deneyimi esnasında hem onkoloji, hem genel cerrah, hem de jinekoloji tarafında belli aralıklarla kontroller yapılması gerekiyor. Bu konuda yine Ümit Hanım'la görüşmelerim devam edecek. Bir eğitim vermek için Antalya'ya gitmiştim. Aralık 6, 2018. Gittikten işte birkaç saat sonra kendimde tesadüfen memenin hemen altında bir kitleyle rastlaştık. Bu rastlaşmanın sonrasında tabii korktum. Açıkçası o an hiç kimseyle paylaşamadığım için, çünkü evimden de uzak bir noktadaydım. Arkadaşlarımdan da uzak bir noktadaydım. Biraz yanlış teşhis olma, yalnızken teşhis etmiş olmanın bir ürküntüsü vardı. 4-5 gün kadar sonra görüntülemeleri yaptığımızda, yani MR, ultrason, mamografi gibi görüntülemeleri yaptığımızda evet, ürktüğüm kadar varmış, onu anlamış oldum. Meme kanseri teşhisi aldım. Aslında bakarsanız o an çok korktumsa da bunun ilerleyen zamanda her şeyi öğrenmeye çalışarak, araştırarak, bana anlatılanları biraz daha derinlemesine anlamaya çalışarak bir deneyime dönüştürmeye çalıştım. Bu ne kadar başarılı olduğum sorgulanır belki, ama çünkü hepimizin deneyimi kendine. Beni bütün bir süreç boyunca, hem tedavi hem ameliyat hem de diğer benzer süreçler boyunca daha sakin, daha öğrenmeye açık hale getirdi. Bütün bu süreç içerisinde kendime en çok öfkelendiğim an bu kitleyi fark edip de hiç meme muayenesi yaptırmamış olduğumu, hiç gidip kendimi bu anlamda kontrol ettirmediğim, yani herhangi bir basit sağlık biriminde dahi bunu kontrol ettirmediğimi fark ettiğim andı. Kendimi bu anlamda ne kadar ihmal ettiğimi, hem kendimi hem de bu konuyu ne kadar ihmal ettiğimi o an anladım ve gerçekten büyük bir öfke duydum kendime. Bu çok daha erken teşhis edilebilir bir şeydi. Çünkü ben teşhis edildiğinde 2. ve 3. evrenin arasındaki bir noktadaydım. Bu daha erken teşhis edilebilirdi. Belki de hiçbir metastazı olmadan, lenf metastazı olmadan çok daha basit tedavi yöntemleriyle atlatabilecekken, tamamen bu ihmale bağlı olarak geçen süre içerisinde lenf metastazını yaşatması, buna bağlı tabii ki kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinin buna ilave olmasıyla aslında minicik, yarım saatlik belki de gidip kontrol ettirmeniz her sene, yarım saatlik bir kontrolün benim örneğin 9 aylık işime engel olması gibi bir gecikmeyi yaşatmayacağını anladım. Ama yine söylüyorum, bunu da anlamam oldukça geç oldu. 45 yaşındaydım ve 45 yaşındaydım ve hiç muayene olmamıştım. Kendi muayenemi belki çok az birkaç kere yapmıştım. Bu bütün bir süreç içerisinde en fazla kendimi öfkelendiğim alan, bu konuda ihmallerimi fark ettiğim ama maalesef geç fark ettiğim andı. Doktora gittiğiniz zaman doktor size önünüzdeki haritayı çok net şekilde koyuyor. Ameliyatsa evet ameliyat, kemoterapiyse evet kemoterapi, tabii ki sonrasında radyoterapi, alacağınız ilaçlar. Bunların tamamı sizin seçiminize bağlı ama bir menü değil. Yani ameliyatı şimdi yapmayayım, gidip kemoterapiyi almayayım
ya da radyoterapiyi öteleyeyim gibi bir şansınızın olmadığı bir menü bu sizin önünüze sunulan. Bu bir menü değil çünkü. Biz şunu da yapabiliyoruz. Hasta tarafından bakarak söylüyorum. Bunu sonra yapsam, bunu yapmasam, bunu hiç yapmasak. Yani bu bir menü değil, bu bir harita size verilen. Ve siz finalde eğer sağlıklı o ana ulaşmak istiyorsanız o haritayı takip etmelisiniz. Çünkü haritayı çizen bütün bu hasta deneyimleri, bütün doktor deneyimleri, ki bu ülkemizde değil, bütün dünyadaki tüm bu deneyimlerin sonucu ortaya çıkan bir şey. Bütün bilimsel çalışmalar. Yani o kadar net bir harita var ki aslında. Doktorunuzun söylediği şey, eğer ki beraber başaracaksak lütfen benim yolumdan gel. Bana doktorumla yaptığım ilk, yani genel cerrahımla yaptığım ilk randevuda, evet böyle bir sıkıntımız var, ameliyat olunması gerekiyor dendiğinde derhal ameliyat tarihini sordum, ne zaman yapıyoruz diye. Çünkü kurtulmak istiyorsanız bir şeyden koşarak ayrılmalısınız oradan. Bütün yapılması gereken bu. Eğer bir şeyden memnun değilseniz yerinizi değiştirmeniz gerekir. O yüzden orada kalıp da ne yapacağım, ne yapacağım, bir yere daha mı gitsem, bir görüş daha mı alsam, bu bana aynı sorunun içinde debelenmek gibi geldi. O yüzden doktorumla o an aynı frekansta olduğumda fark ettiğim için tarihi hemen istedim. O da hani düşünmek isterseniz, yani bir sonraki görüşmeyi de önümüzdeki hafta yapabiliriz dedi. Dedim ki hayır, hemen, hemen. Bir hafta, yaklaşık bir hafta sonra hemen ameliyatıma oldum. Çünkü bunu hızlı davrandığım, aslında belki psikolojik olarak hemen kurtulmak için hızlı davrandım. Ama bir diğer taraftan dediğim gibi bir tercih, bu bir seçim. Bu süreci uzatmak, karar sürecini uzatmaktansa sonuca giden tarafta olmayı tercih ettim. Ameliyatım olduktan sonra doktorumun ve daha sonra onkoloji doktorumun da aynı şekilde bir hatırlatması var. Yaptığımı o an fark ettim iyi bir şey olduğunu. Bize gelen hastaların büyük bir kısmı diyorlar, geldikten hemen sonra ameliyatı biraz öteleme yanlısı oluyor. Yani ameliyatı şimdi değil, daha sonra yapsak, biraz daha bekletsek, birkaç görüş daha alsak. Fakat bu sefer içinizdeki o kötü hücre durmuyor, büyümeye devam ediyor. Ve siz karar verdikten sonra, 6 ay sonra mesela geldiğinizde artık başka bir evredeki kanser hastası oluyorsunuz. Dolayısıyla hani sizin verdiğiniz karar sizin yaşama bağınızı da biraz güçlendiriyor. Buna bağlı olarak ben yaptığımın ne kadar iyi bir şey olduğunu, yani o an çevik davranmanın ne kadar iyi bir şey olduğunu bütün bu süreç başladıktan sonra, ameliyatım olduktan sonra, hatta onkoloji tedavim başladıktan sonra anladım. Çünkü bana o zaman dendi ki yaptığın en iyi şey hızlı davranmaktı. Oysa ki ben kendime ne kadar ağırdan almışım diye öfkeleniyordum. O an yani o paye bana çok iyi geldi. Hızlı davrandım, tamam bir şey oldu ama hızlı davrandım. Dolayısıyla kurtulmak için elimden geleni yaptım. Kendimizi övmemiz gerekiyor zaman zaman. Evet, bazen kötü şeyler yapıyoruz ama iyi şeyler de yapıyoruz. Hem değer vermek namına kendimizi övmemiz lazım. Hem de iyi hissetmek için kendimizi övmemiz lazım. Çok geç kalmış bir teşhis mi? Evet. Hiç muayene olmadım mı? Evet. Ama en azından muayene olduktan sonra, teşhisi aldıktan sonra hızlı davrandım. O yüzden kendime aferin verdim. Alkış, alkış, alkış. Ben de en baştan tabii ki korktum, üzüldüm. Bütün bu süreç içerisinde 2 gün var sadece ağladığım. O da taş gibi bir insan olduğum için değil. Sadece 2 gün, ya keşke böyle bir şey olmasaydı ya da keşke bir şey beni durdurmasaydı. Şu an bir şeyler yapmak istiyorum ve o şeyleri yapamıyorum. Mesela işe gidemiyorum, eğitim veremiyorum, insanlarla bir arada olamıyorum. Biraz daha tecrit halindeyim ve ben sosyal bir insanım. Keşke derim genellikle bunlar üzerineydi. Bütün bu süreç içerisinde şunun için çok fazla vaktiniz var artık. Eğer yolun başındaysanız veya içindeyseniz şu anda sürecin. Bir, kendiniz için yapmak istediğiniz yeni bir şeyler vardıysa artık vakti. 2, değiştirmek istediğiniz bir şeyler vardıysa artık vakti. Kendinizi geliştirmek istediğiniz yeni alanlar tespit etmek istiyorsanız ve bunlar için adım atmak istiyorsanız artık tam vakti. Ben kemoterapi süreci içerisinde, evet bir tecrit dönemi vardı çünkü mikroplara açık olduğunuz için, enfeksiyona açık olduğunuz için böyle halk içerisinde, toplu taşımada, eğitim salonlarında bulunmanız mümkün değildi. Ve ben çok yapmayı istediğim 2 eğitimi, biri yaşam koçluğu, diğeri NLP eğitimini bir kurumun uzaktan eğitim programına dahil olarak evde oturduğum yerden aldım, tamamladım. Her gün herkesin ah bana da olsa demediği bir şey.
yaşıyorsunuz üstelik. Yani tercih edilmeyen bir şey yaşıyorsunuz belki. Ama bu oldu. Gerçeği kabul edip, şimdi ben bunun içerisinde neler yapacağım? Benim alanımı kendim nasıl genişletebilirim? Ona odaklanmak daha doğru. Bu size bir kapan vermiyor. Siz kapanı sıkılmış, kısılmış gibi hissetmeyin. Bilakis size diyor ki kapandaydın. O yüzden şu an bazı sorunlar yaşıyor olabilirsin. Alanını genişlet. Buradan bir şey öğren. Buradan yeni bir yere atla. Bunu kendi bir sıçrama tahtası olarak mı kullanacaksın? Yoksa uçurumun kenarından atlıyormuş gibi mi olacaksın? Bu seçim tamamen kişinin kendine kalmış bir şey. Bence bütün bu sürecin en fazla öğrettiği şey bana buydu. Tercihlerimi kendim yaparsam çok daha özgürüm. Sonun nereye varacak diye düşünebilirsin, evet. Ama sonucun nereye varacağını deneyimlemek için de bir yerinden başlaman lazım. İyi şeyler bazen kötü şeylerin içerisinden de böyle kendini filizlendirip çıkabiliyor. İnsanın motivasyonu kendi içinden geliyor. Yani bu her alanda böyledir. Bu hasta doktor ilişkisinde de doktor motive etmeye çalışır sizi ama birini motive etmek sürekli yapabileceğiniz bir şey değildir. İnsanın kendisinin iç isteği, içerideki o isteğiyle çok alakalı bir şeydir. Motive olmak demek, istiyor olmak demek aslında, istekli olmak demek. O yüzden hani sürekli hastalık döneminde veya o bütün süreç içerisinde, tedavi süreci içerisinde de sürekli bir şeyin sizi ayağa kaldırmasını beklemek yerine yine kendinizi nasıl ayağa kaldırabileceğinizin deneyimlerini çeşitlendirebilirsiniz. Bazen yaptığınız şey iyi gelmeyebilir. Hemen yeni bir şeye geçebilirsiniz. Çünkü size aslında çok ciddi bir mola verdiriyor. Sonrasında hızlanmanız için veriyorsunuz ama. Bizim iş hayatında çok kullandığımız bir terim vardır. Hızlanmak için yavaşla diye. Eğer durup benzin almazsanız gider mi arabanız? Bir noktadan sonra benzin biter değil mi? O benzin vermek için, almak için de durmanız gerekir belli bir noktada. O durumu şu aslında bir vakit kaybı olarak düşünmeyin. Benzin alıyorsunuz. Bizim için de böyle. O süreçte duruyorsun. Evet, iş durdu 9 ay. Çocuğum var. Annelik durmadı ama bence yarı zamanlı anneydim. O açıdan eşime teşekkür bir borç bilirim. Hem gerçekten baba olarak ikiye katlayan bir performans sergilemek zorunda kaldı. Eş olarak ikiye katlayan bir performans sergilemek zorunda kaldı. Bir taraftan çalışıyordu belki işiyle ilgili o dönemde çok zor bir dönem geçirdi. Ama bunların hepsini aslında aile birliğimizin devamı ve ilerleyen zamanda yine beraber daha iyi şeyler yaşayacağımız inancıyla yaptı. O yüzden aile, doktor, iş arkadaşları, eşiniz, dostunuz, akrabanız, herkes sizin için aslında bir şeyler yaparken asıl soru şu, sen kendin için ne yapmayı tercih edeceksin? Herkes her şeyin iyi olması için sana gerekli altyapıyı sağlamaya çalışırken sen kendin için hangi altyapıyı sağlamaya karar vereceksin? Bence en önemli problemimiz o esnada bu. Bence hastalık değil en büyük problemimiz. O süreç yaşanacak ama sen orada ne yapmaya karar veriyorsun? Ben daha önce 2 saat kuaförde olduğumu bilirim. Fakat hepi topu gidip yapmam gereken şey bir yarım saatlik doktor muayenesiydi. Şu an saç yok. Yani bir kuaföre gidip 2 saat geçirmemi geçecek hiçbir saç uzunluğu, saç boyası vesaire derdim yok şu an. Halbuki bunlara devam etmeyi tercih edebilirdim. Yani yine kuaföre gidip 2 saat geçirmeyi tercih edebilirdim. Bunun için zamanında o yarım saatlik, senede bir kere gideceğim doktor muayenesini yaptırıyor olmam gerekiyordu. Halbuki ben saatlerimi harcadım kuaförde. Yani bu çok böyle insanda bir farkındalık yaratır mı bilmiyorum ama kuaföre gittiğimiz o 1 saat, 2 saat, en ufak bir saç fönletmek için gittiğimiz o 1 saatlik süreç bile doktorda kalıp muayene olacağım süreçten çok daha uzun. O yüzden bence en güzeli kendimize vakit ayırmak. Hasta olmayı beklemek için, hasta olur muyum demek için falan değil. Kendimizi sevip değer verdiğimiz için, bütününe değer verdiğimiz için gidip en azından bir yarım saatlik randevu alınabilir. Yüz erkekten biri, 8 kadından biri meme kanserine yakalanabiliyor. Dolayısıyla bu kadar yaygın görülebilir bir şeyin, özellikle biz kadınlar için,
bu kadar az önemsenir olması biraz iç acıtıcı bir durum. Çünkü bütün bir hayat boyunca çevremizdekileri genellikle bir anaç ruh haliyle koruyup kollamak için bu kadar pervane olurken dönüp temelde şu uçaklardaki oksijen maskesini ilk önce kendine sonra çocuğuna veya yanındaki ihtiyaç sahibine takmalısın dedikleri gibi ilk önce bir kendimizle ilgili bakımımızı doğru yapıyor olmamız lazım. Aksi takdirde çocukları büyütememe ihtimalimiz var. O çevremizdeki insanlarla uzun süre geçirememe ihtimalimiz var. Bunların hepsi kazaen de olabilir mi? Evet olabilir. Tam da bu şekilde kaza olmaması için 30 yaşından sonra her yıl bence kadınların kendilerini en azından bir ultrason muayenesine teslim etmeleri gerekiyor. Gündeminizi yaratmazsanız hayatta karşılaştığınız her ne olursa bir anda dramınız haline getirebiliyorsunuz. Bu insan olmanın doğasında var. Hemen yıkılmaya, hemen üzülmeye, hemen kafamızı bir şeye takmaya çok meyilliyiz. Bu da insan olduğumuzun bir göstergesi. Kötü bir şey değil. Bu yapılan kötü bir şey değil. Elbette ki bu kadar şey içerisinde, yaşam yılı içerisinde kötü olduğunuz, kötü hissettiğiniz, dibe vurduğunuz zamanlar olabilir. Bu da insan olmanın bir parçası. Ama kendi gündeminizi hemen dönüp çalışmayı veya bir şeylerle oyalanmayı rehabilitasyon haline getirmek bu süreçten daha kolay çıkmayı sağlıyor. Çünkü dediğim gibi bunların hepsi sizi geliştiren şeyler. Büyük bir kazanın içine girdiğinizi düşünün, acayip bir sıkıntılar boğuştuğunuzu farz edin. Büyük dertleriniz olduğunu farz edin. Kazanın dışına çıkmak için zıplamanız gerekiyor. Ya da bir çukurda olduğunuzu farz edin. Dışına çıkmak için zıplamanız gerekiyor. Her şeyi kendinize basamak yapmak zorundasınız. Her ne kadar çevresel destekler olsa da yine o merdiveni kendinizin basamaklarını oluşturuyor olmanız gerekecek. Kaptan sizsiniz. Evet.